Merhaba. Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu'nun düzenlemiş olduğu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Panelimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkanımız Hakan Canduran'ı buraya davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, hoş geldiniz. Hakim Hanım, siz de hoş geldiniz. Efendim, Türkiye'de bu avukatlığın herhalde bir türlü düzene oturmaması biraz da Yargıtay'ın uygulamalarına bağlı. Kızmayın lütfen. Ama gerçekleri de konuşmak lazım. Bizim müvekkille olan ilişkimizin temel bağlantısı avukatlık sözleşmemiz. Bu sözleşme avukatın haklarını koruyan, koruyabilen yegane sözleşme. Biz terziler gibiyiz, kendi söküğümüzü pek dikemeyiz. Böyle olunca kuvvetli bir sözleşme arıyoruz. Ama sağ olsun Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bizim sözleşmelerimizi alıyor, tüketici mahkemelerinde çözülecek sorunlar haline getiriyor. Sağ olsun bir tetkik hakimimiz var, Tülin Hanım. Bizi hep korudu, hep yanımızda oldu. Umuyorum bugün o da görüşünü değiştirmemiştir. Görüşünü değiştirmemiştir ama şu var. Ne yazık ki sadece hukuki yönden değil, 5. Ceza Dairesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi de avukatların cezai sorumlulukları konusunda adeta bir kamu görevlisi gibi bizi yargılamaya başladı. Cezai yönden ayrı bir sıkıntı, hukuki yönden ayrı bir sıkıntı. Biz hakimleri meslektaşımız olarak görürken onlar bizi galiba biraz dışarıda görüyorlar gibi. Sayımız mı çok, ondan mı geliyor? Net açık konuşuyorum, açık söylüyorum çünkü böyle düşünüyorum. Ne yazık ki bu sözleşmeleri bir türlü rayına oturtturamadık, bir türlü nasıl olması gerektiğini düzenleyemedik. Umuyorum bugün burada Tüketici Hakları Kurul Başkanımız, sevgili arkadaşımız Derviş Birer ve 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Tülin Hanım bizlere nasıl olması gerektiğini, neden tüketici mahkemesinde uzlaşmazlıkların çözümünün gerekmediğini anlatacaklar diye umuyorum. Umarım Serpil de bu yönde, her iki konumuzun da bize işin tüketici mahkemesi tarafında olmamamız gerektiği yönünde yardım edecektir, baskılayacaktır bu ortamı. Umuyorum Yargıtay da bir gün görüşünü değiştirecek. 12 punto sözleşme yapmak zorunda bizi bırakmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Ben konuşmacılarımızı buraya davet etmek istiyorum öncelikle. Yargıtay 13 Hukuk Dairesi'nin tetkik hakimi Sayın Tülin Hanım, buyurun. Ve Tüketici Hakları Kurulumuzun Başkanı Sayın Derviş Birer. Değerli misafirlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Malumunuz 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor bütün dünyada. Bizim de bu panelimizin düzenlenme amacı aslında Dünya Tüketiciler Hakları Haftası sebebiyle bizim haklarımız nelerdir? Bugün denk gelen konumuz da aslında meslektaşlarımızın hakları ile ilgili kısmı. Biliyorsunuz terör saldırısı altındayız, bombalar patlıyor, bunun gölgesi altındayız. Şu anda hepimiz çok acılıyız. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Ama hayat devam ediyor, mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Uzun süre direndik aslında. 6502'li sayılı kanuna vekalet sözleşmelerinin tüketici mahkemelerinde görüleceğine ilişkin bir düzenleme konuldu biliyorsunuz. Aslında bu kelimenin konuluş amacının biz sağlıkla ilgili doktor hekim arasındaki ilişki olarak konulduğunu öğrendik. Ancak mahkemelerimiz bunu lafzi olarak yorumlayarak bütün vekalet sözleşmelerini tüketici mahkemelerinin görev alanına dahil etti. Uzun süre bunun mücadelesini verdik. Biz tacir değiliz, tüketici mahkemelerinde görülemez bu tür sözleşmeler.
Hakem heyeti bizim vekalet ücreti alacağımıza hükmedemez, basiretli tacir olarak davranmamızı bekleyemez gibi. Ama Yargıtay 13 Hukuk Dairesi'nin kararları artık yerleşik hale gelmeye başladı. Maalesef ki bu ileride değişir mi, aşılabilir mi bilmiyoruz. Ancak şimdilik bu doğrultuda inceleme yapmamız gerektiğinde avukatlık ücret sözleşmeleri nasıl hazırlanmalıdır, tüketici kanunundaki yeri nedir, konuşmacılarımız bununla ilgili değerli bilgilerini sunacaklar. İlk sözü ben Hakim Hanım'a vermek istiyorum. Derviş Bey'e mi? Kur'an mı çektik? Derviş Bey başlıyor. Sorularımız olursa konuşmacılarımızın sunumları bittikten sonra sorarsanız tek tek yanıtlamaya çalışırız. Merhabalar meslektaşlarım ve diğer katılımcı arkadaşlar. Çok tatsız bir haftada ne yazık ki tüketici haftasını kutlamak zorunda kalıyoruz. Pazar günü yaşanan olayın bir etkisini salonda da görebiliyoruz. Ne yazık ki katılımın düşmesine sebep oldu. Öncelikle bu terör olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geride kalan ve şu anda tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet, başkanımın belirtmiş olduğu ve Serpil arkadaşım belirttiği gibi 6502 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra avukatlık sözleşmesi kavramı birdenbire önem kazanmaya başladı. Bunda 13. Hukuk Dairesi'nin ve 17. Hukuk Dairesi'nin kararları etkili oldu. Ancak biraz daha öncesine gidecek olur isek, Danıştay'ın bir kararında avukatın yapmış olduğu işler sebebiyle tacir kavramını getirmiş olması akabinde ne yazık ki avukatlık hizmetinin kamu hizmeti vasfı, savunma konumu bir kenara bırakılarak tacir statüsünde ticari parasal kısmı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu ne yazık ki bizim mesleğimizi hak ettiği değeri verilmesinin önünde bir engel olmaya başladı. Şimdi konumuza dönecek olur isek, avukatlık sözleşmesi ilk defa 4667 sayılı kanunda yapılan bir değişiklik ile gelmiştir. Bu değişiklikten önce avukatlık sözleşmesi kanunda geçmemekteydi ve geçen tanım avukatlık ücretiydi. Avukatlık ücretinin kavramı üzerinde durulması sanki bu mesleğin yalnızca ücret kısmını olduğunu, bunun üzerindeki bir önemi vasfetmekle birlikte bu kanun değişikliğiyle birlikte artık avukatlık sözleşmesi açısından daha kapsamlı bir konum düzenleme getirilmiş oldu. Avukatlık sözleşmesi kanunda geçmekle birlikte kanunda herhangi bir yerinde bu sözleşmenin tanımı yapılmamıştır. Getiriliş amacına ilişkin olarak kanun taslağının gerekçesine baktığımız zaman aslında bugün Yargıtay'ın görmediği, Danıştay'ın görmediği bir gerekçenin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü avukatlık sözleşmesi bizim bildiğimiz klasik vekalet sözleşmesi ilişkilerini aşan daha kapsamlı bir sözleşme olması sebebiyle bu kavramın getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kavramın niye tanımının yapılmadığı sorulduğu zaman baktığımızda tanım yapılarak avukatlık sözleşmesinin belli kalıplara konulmak istenmediğini, süreç içinde devamlı değişen koşullara göre yeni tanımlamalar yapılması amaçlandığı görülmektedir. Şahsi görüşüm aslında bu iyi olmakla birlikte bir tanım yapılmış olsaydı belki şu andaki birçok tartışma ortadan kalkmış olacaktı. Bir tanım yapmak istediğim zaman avukatlık sözleşmesi ile ilgili olarak baroya kayıtlı avukatlar veya avukatlık ortaklığı ile iş sahibi arasında kurulan avukatın hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde veya hukuki sorun ve uyuşmazlıkları çözmesi konusunda hukuki yardımda bulunmayı taahhüt ettiği, iş sahibin ise bunun karşılığında bir ücret ödemeyi borçlandığı tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Çok detayına girmeyeceğim, başlıklar halinde geçeceğim. Avukatlık sözleşmesinin niteliğine baktığınız zaman iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması, ücret karşılığı yapılmış olması, belli bir hukuki yardım veya hizmetin yapılmasını konu edinmesi ve en önemlisi baro levhasına kayıtlı avukatlar
tarafından yapılan bir sözleşmedir. Yargıtay'ın vekalet ilişkisi dediği ve kararlarının dayanağında gösterdiği vekalet sözleşmesiyle karşılaştırıldığı zaman aslında başlıklar halinde sıraladığım zaman farkları göreceğiz. Ücret yönünde borçlar kanundaki vekalet ilişkisinde ücret kesin değildir, olması gereken bir durum değildir, istisnaidir. Oysa ki avukatlık sözleşmesinde ücret asıldır. Ücretsiz avukatın iş görmesi meslek kuralları çerçevesinde de yasaktır. İstisnai durumlar halinde yapabilir ki bunu da yaptığı zaman baroya bildirme zorunluluğu vardır. Bu bildirme halinde dahi gelir vergisi açısındaki sorumluluklarımız ayrıca devam etmektedir. Ama vekalet sözleşmelerinde aslına baktığım zaman böyle bir zorunluluk yoktur. Kişi yönünden baktığım zaman biliyorsunuz avukatlık sözleşmesinin tarafı olacak avukatın baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Ya da avukatlık ortaklığı. Oysa ki vekalette vekil olacak kişinin herhangi bir kişi olabilir, bir özelliğine gerek yoktur. Taraf yükümlülükleri yönünden baktığımız zaman borçlar kanununa göre avukatlık kanununa getirilen yükümlülükler avukat açısından çok çok daha fazla. Borçlar kanununda en basit örneği vekilin bilgi verme yükümlülüğü yalnızca vekalet verenin istemi üzerinedir. Oysa ki avukatlık kanunu çerçevesinde baktığın zaman avukatın her zaman bilgi verme yükümlülüğü vardır. İşi kabul, işi son verme, işten çekilme yönünden baktığınız zaman vekalet ilişkisinde vekil vekalet ilişkisini sona erdirdiğini bildirdiği anda görevi sona erer. Oysa ki avukatlık kanununa baktığımız zaman avukatın istifa ettiğini, çekildiğini bildirdikten sonra 15 gün süreyle bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu noktada HMK ile bir çelişki bulunmaktadır. HMK'da 2 hafta demektedir. Avukatlık kanunda ise 15 gün süreyle avukatlık görevinin devam edeceğini belirtmektedir. Tazminat sistemleri açısından avukatlık kanunda 1 yıl ve 5 yıllık gibi farklar vardır. Detayına çok girmeyeceğim. Asıl konumuzdan birisi. Avukatlık sözleşmesi ile tüketici sözleşmelerinin karşılaştırılmasına baktığım zaman tüketici sözleşmelerinde asıl amacın güçsüz durumdaki vatandaşı korumak olduğunu, tüketiciyi korumak olduğunu başında belirtmektedir. Ve kanuna baktığımız zaman tüketicinin ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğu, tüketici işlemlerinin ise mal ve hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçla hareket eden veya onun adına veya ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler. Yani tacirler ile tüketiciler arasındaki işlem ve sözleşmeler olarak belirtilmektedir. Baktığım zaman burada en önemli fark tüketici işlemlerinde bir tarafın girişimci, müteşebbis olması gerekmektedir. Oysa ki avukat az önce de belirttiğim gibi girişimci değildir. Kamu hizmeti yürüten, savunmanın daha sağlıklı ve toplumun her yerine ulaşması için çalışan bir meslek kuruluşudur. Ayrıca baktığımız zaman tüketici kanununa tabi tutmaya kalkarsak ve bu çerçevede yürümeye kalkarsak aslında burada en büyük mağduriyeti de tüketici görecektir. Bize dönersek müvekkilimiz görecektir. Avukatlık kanundaki avukata getirdiği yükümlülükler tüketici kanundaki tacire getirilen yükümlülüklerden çok çok daha fazladır. Daha kapsamlı yükümlülükler getirilmektedir. Bazı düzenlemelerin tüketici kanundaki düzenlemelerin avukatlık kanununa uygulama imkanı dahi bulunmamaktadır. Bakacak olur isek, tüketici kanununda der ki eğer hizmet ayıplı ise tüketicinin bu hizmeti yeniden ifa talebinde bulunabilme imkanı vardır. Şimdi meslektaşlarıma soruyorum, temiz süresini kaçırdınız, nasıl bu hizmeti bir daha geri isteyeceksiniz? İmkanı var mı? Avukatlık kanununa uymayacak bir madde. Tüketici kanununda şöyle bir madde var. Diyor ki tacir hizmeti vermekten kaçınamaz diyor.
avukatın en temel haklarından birisi işi kabul etmeme hakkıdır, reddetme hakkıdır. Bağdaştırma imkanınız yok bu iki maddeyi birbiriyle. Ama şu andaki somut durum üzerinden gidecek olur isek, Yargıtay kararlarında istikrarlı bir şekilde ne yazık ki avukatlık sözleşmelerinin tüketici kanunu kapsamında olduğunu belirtiyor. Burada şöyle bir ayrım yapıyor. Eğer müvekkilimiz gerçek kişi ise, ticari bir iş için değil de kendi iş için gelmişse, burada tüketici kanunu kapsamındadır bu sözleşme diyor. Ama eğer tacirse bu vekil olacak kişi ya da ticari bir işi için gelmişse bu kişi tüketim amacı dışında, bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda yetkili yer görevli mahkeme, genel mahkemeler diyor. İkisi arasında da bir ayrım yapıyor. Peki bir kişinin hem ticari hem de tüketim amaçlı, yani kendi şahsi işi olamaz mı? Örneğin bir kişinin, ki genelde biz de biliyoruz, kendi adına ve şirketi adına veriyor. Boşanma davası için de gelebiliyor bu kişi. Tahliye davası ile ilgili de gelebiliyor kendisinin. Evinde yaşadığı bir sorunla ilgili de gelebiliyor. Şirketi için de geliyor. Çifte vekalet alıyoruz. Ve müvekkille avukat arasındaki ilişkide baktığın zaman bir yerde zedelendiği anda ilişki bütün bir şekilde bitiyor. Ve bundan dolayı da ayrım da yapamıyorsunuz. Peki ondan sonra avukat bu yapmış olduğu hizmet sebebiyle ücretini almak istediği zaman Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin son kararlarında da var. İlişkiyi ayırın diyor. Tüketim boyutundaki tüketici mahkemesidir diyor. Ticari olan işlerle ilgili olan kısımda ise genel mahkemelere gideceksiniz diyor. Ve bize ek külfet getiriyor. Peki tüketici mahkemelerinin şu an itibariyle Yargıtay'ın bu görüşü değişmediği müddetçe tüketici mahkemelerine gideceksek, o zaman kanun yürürlüğe girdikten sonra bizim yapmış olduğumuz avukatlık sözleşmeleri ya da yapacağımız bundan sonraki avukatlık sözleşmelerinde bazı konulara dikkat etmemiz gerekmekte. Tüketici kanunun 4. maddesinde diyor ki bundan sonra, yani tüketiciyle yapılacak olan sözleşmelerde 12 punto şartı getirmektedir. Avukatlık sözleşmelerini yaptığımız sırada eğer 12 puntonun altında bir sözleşme yaparsak, bu maddenin devamında diyor geçerlilik şartı değil diyor, ama bunu yapacak olan kişiye bunu düzelt diyor. Düzeltmemenin yaptırımı genel bir yorumla gittiğiniz zaman o maddeleri kullanmamanız, lehinize olan durumu kullanmama durumuyla karşı karşıya gelebilirsiniz. İkinci, aslında bu avukatlık kanununda da var, bilgi verme yükümlülüğünüz. Avukat işleme başlamadan önce zaten avukatlık kanununda bilgi vermesi gerekiyor, ama bir de sözleşmeyi imzalamadan önce artık bilgilendirmeniz de gerekiyor. İki gün sonra eğer müvekkiliniz size ben bu konuda bilgilendirilmedim derse, sizin açınızdan ciddi bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Maddenin devamında bir durum daha var. Bu sözleşmeyi yaptıktan sonra, 12 puntolu olan sözleşmeyi yaptıktan sonra bir örneğini de müvekkilinize verme zorunluluğunuz var. Ve bunu da ispat külfeti size yükletilmiş durumda. İkinci konu, şimdi tüketici kanunda haksız şart kavramı düzenlenmiştir. Tüketicinin aleyhine olan tek tarafı koruyan maddeler ve tartışılmadan düzenlenen maddeler. Borçlar kanunda ise genel işlem koşulları olarak bu düzenlenmiştir. Borçlar kanunda da tek tarafı koruyan, müzakere edilmeden hazırlanmış olan maddeler açısından, eğer ahlaka da genel düzene de aykırıysa genel işlem koşulu çerçevesinde değerlendirilerek iptali gündemdedir. İhtimal vardır. Ama ikisinin arasında bir temel fark var. Tüketici borçlar kanununda genel işlem koşulu olabilmesi için bunun birden fazla sözleşme için hazırlanmış olması ve uygulanması gerekmekte. Oysa ki tüketici kanununda haksız şart olabilmesi için birden fazla sözleşme düşüncesiyle hazırlanmasına da gerek yok. Tek bir sözleşme için düzenlemeniz dahi yeterlidir. Genel haksız şart olarak değerlendirilebilmesi için.
Bundan sonra fazla da uzatmak istemiyorum konuyu. Daha çok Tülin Hanım'a bırakacağım. Yargıtay'da görmüş olduğu uyuşmazlıklarla ilgili olarak avukatlık sözleşmelerinden kaynaklanan bize daha aydınlatıcı bilgi verecektir. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Dinledim. Bilgisayara sunacağız. Evet, sunumu için Sayın Derviş Hürer'e teşekkür ediyoruz. Yer değiştirin isterseniz.